size anlatayım. Merak eden var mı aranızda? YouTube Türkiye'de neden reklamdan YouTuber'lar çok para kazanıyor? Anlatayım mı? Ben şahsen şu an merak ettim. Anlatayım mı? Şu an chatten merak ediyor musunuz abi? Anlatayım mı size? Yani gaming dünyasında sadece içerik üreticisi değil, aynı zamanda bu gaming dünyasında çalışan bir insan olarak, büyük bir şirketin marketing departmanında çalışan birisi olarak anlatayım mı? Tamam, anlatıyorum. Dinleyin. Şimdi abi öncelikle YouTube'a reklamlar nereden gelir? Google'dan gelir. Google Ads. Google'a reklamlar nereden gelir? Şirketler derler ki biz Google'a derler ki mesela biz Türkiye'de işimizi büyütmek istiyoruz. Türkiye'de işimizi büyütmek için şöyle bir hedef kitlemiz var. Bu hedef kitleye uygun kullanıcılara bu reklamın çıkmasını istiyoruz derler. Mesela der ki 17 ila 25 yaş arasında erkek teknolojiyle oyunla ilgilenen kitleye reklamlarımız çıksın. Tamam mı? Bu şekilde ve reklam bütçelerini belirtirler. Google'a derler ki yapıştır baba bunu. Nereden yapıştıracaksan. Google bunu Cevahi yayınlar bugün benim doğum günüm. Doğum günümde yayın açmanla bana bir hediye edip tekrardan iyi yayınlar. Adını göremedim ama doğum günüm mübarek olsun kardeşim. Google da bunu pompalar. Bu paranın bir kısmını Google alır, bir kısmını YouTuber'lara verir. Budur. Pick up artist. Hoş geldiniz beyefendi. Güzel isimmiş. Tamam mı? Şimdi Türkiye'de neden reklam yok? YouTube Türkiye diyor ki YouTuber'lar çok küfür ettiği için reklam yok. Daha doğrusu YouTuber'lar çok küfür ettiği için reklam parası düşük. Şimdi ben bunun büyük bir oranla sebebinin bu olmadığını biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü Depolar bizden yakın. evet. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela Romanya'ya baktığın zaman e-ticaretten alışveriş yapan kullanıcının ortalama sepetinin yarısı kadar falan bir ortalama sepetimiz var. Yani bir kullanıcının internette alışveriş yaptığı zaman ne kadar para harcadığının ortalaması mesela Google'ı bırakın herhangi bir orta seviye şirkette bile bulunan bir bilgi bu. Tamam mı? Google mesela Türkiye'deki reklam satışlarını arttırmak isterse, bunu promotlamak isterse potansiyel reklam verecek şirketlere böyle araştırmalar, istatistikler gönderir. İşte mesela der ki Türkiye'de 30 milyon oyuncu var. İşte bu oyuncuların sepeti budur. İşte ilgi alanları budur falan filan diye böyle briefingler yollar. Tamam mı? Adam da beğenirse ha tamam lan Türkiye'ye biz reklam verelim der. Birincisi Türkiye özellikle PayPal'in kapanmasından sonra adam gibi e-commerce yapabilen bir ülke değil. Yani internet üzerinden alışveriş yapabilen bir ülke değil. Her şeyden önce şirketlerin geri durmasının sebeplerinden birisi bu. İkincisi global olan markalar var. Şu an çok farazi bir örnek veriyorum. Atıyorum Asus. Ben salladım. Asus'tur demiyorum. Salladım. Atıyorum Asus. Asus mesela Türkiye'ye bir tane menajer atıyor. Diyor ki Türkiye'nin marketingi, bilmem nesi, satışı, wholesale'ı hepsiyle sen ilgileneceksin diyor. Tamam mı? Abi başlarınızı okuyacağım şu muhabbet bitince. Örnek yani bu Asus böyledir demiyorum. Tekrar belirteyim. Böyle böyle yapacaksın diyor. Sen de diyor tamam mı? Asus'un mesela Türkiye menajeri de diyor ki tamam abi diyor. Gidiyor bütün marketing bütçesini Vatan Computer'a ayırıyor mesela. Vatan Computer'la şey yapıyorlar. Cross marketing yapıyorlar. İşte indirimler yapıyorlar. Bilmem neler yapıyorlar. Ondan sonra el sıkışıyorlar. Giyiyorlar abi şeylerini. Takım elbiselerini. Diyorlar ki iyi iyi güzel business yaptık. YouTube'a reklam veriyor mu? Vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü adam 300 milyon yıl geriden geliyor. Ticari zeka olarak. Hala TRT döneminde kalmış. Mesela adam diyor ki ya bunlar küfür ediyor. İşte olmaz diyor. YouTube'da çok küfür var. Burada reklam verilmez. Ya ne alakası var? Bir influencer'ın mesela şeyi değeri izleyicileriyle arası ne kadar iyidir, sözü ne kadar güvenilirdir, oradan doğar influencer'ın değeri. Küfür etmesi etmemesi falan önemli değil ki. Mesela PewDiePie'in videolarını açın abi. PewDiePie dünyanın en çok kazanan influencer'ı mesela. Açın abi. Çatır çatır küfreder mesela. Ama sen tabii şimdi içimizde bir şey olduğu için böyle İngilizce bir şey duyduğumuz zaman hani kötü bir şey dememiş gibi geliyor ama aslında yapıştırıyor mesela. Adam diyor ki içimden diyor damla damla Keleş var şurada. lav aktı diyor ben onu yedim diyor yani. Mesela bunu İngilizce söylediğin zaman çok kaka bir şey gibi duyulmuyor ama Burada da var. aslında ağır küfür yani mesela.
Anlatabildim mi? İşte Türkiye'de hala mesela bunu aşamadılar. Ondan sonra globalden sordukları zaman ya kardeş sen işte YouTube'a Google'a niye reklam vermedin diye o menajer diyor Adam. ki nerede lan? Beyaz uzun evin arkasına doğru gitti. SSV Ha, yönünde. şurayı da lootlasaydık. O menajer diyor Hemen ki şurada. Türk marketini ben iyi bilirim diyor. Sen karışma o işe diyor. Hadi eyvallah diyor. Bu kadar yani. Bu yani genel özeti bu. YouTube İşine girdi Türkiye. galiba, emin değilim ama. YouTube Türkiye kalkıp şey diyemez. Gelecekte potansiyel reklam verebilecek şirketlere. İçeri Bunlar içeri içeri. içeride. Bunlar e-commerce'ten anlamıyor diyemez. Onun yerine küfür var ondan olmuyor reklam falan diye saçma sapan şeyler uyduruyorlar. Kaskını aldım. Gördüm. Ben dalacağım ya. Diyor. Pompala dikkat. Sarhoş galiba o ya. Ben de anlamadım. Olay bundan ibaret yani. Olay bundan ibaret babacık. Kısa özetini geçtiğime inanıyorum. Yani yok YouTube'da küfür varmış bilmem neymiş. İnanmayın böyle şeylere çünkü öyle şeyler yok abi kesinlikle.